Herkese merhaba. Bugün günlerden 18 Aralık 2020 Cuma, haftanın son manşet yayınıyla karşınızdayız. Yolun sonu görünüyor dedik. Türkiye'de öyle akıl almaz olaylar yaşanıyor. Her gün öyle enteresan gelişmeler oluyor ki insanın dili tutuluyor. Ve diyor ki yani bu da mı olacaktı? Utanmanız yok mu? Arlanmanız yok mu? Edebiniz yok mu? Hiç mi insafınız yok? Gerçekten çıldırtıcı gelişmeler oluyor. Ve yaşanan her gelişme bir öncekini de unutuyor. Fakat bunların hepsi tabii güçlü bir arşiv oluyor. Yarın öbür gün döneme bakacak olanlar girdiklerinde, olaya girdiklerinde ve olayı anlamaya çalıştıklarında inanılmaz detaylarla karşılaşacaklar. Yarın bugünlerin belgeselini çekecek, hatıratını yazacak ya da işte kitabını yazacak olanlara Allah kolaylık versin. Öyle bir işe gireceğimi zannetmiyorum. İçinde yaşamak bile yeterince yıpratıcıydı. Ama görüş ve önerilerime başvururlarsa ben de tanıklığımı paylaşırım elbette. Yolun sonu görünüyor derken biraz da bunu kastettik, biraz da bunu kastediyoruz. Yaşar Kemal demiş ki bu bir Anadolu deyimi aynı zamanda, bunu da belirtiyor. Eserlerinde de var. Zulmün Artsın diye de bir kitabı var. Yanılmıyorsam 1995 yılında Yapı Kredi yayınlarında çıkmıştı. Bu isimde bir kitabı da var. Diyor ki usta yazar, zulmün artsın ki çabuk zeval bulasın. Anadolu'da zalimler için böyle derler. Evet. Gerçekten akla başka bir şey gelmiyor. Yine Osman Kavala ile ilgili bugün duruşma vardı. O son dakika bilgisini paylaşalım. Tahliye talebi reddedildi. Osman Kavala'nın özellikle Avrupa Birliği'nden gelecek yaptırım tehditlerine ilişkin olarak tahliye edileceği üzerinde duruluyordu. Ben Selahattin Demirtaş'ın hiçbir zaman tahliye edileceğine ihtimal vermedim. Fakat Osman Kavala'nın tahliye edilebileceği ihtimal dahilindeydi. Fakat Avrupa Birliği yaptırımları biraz erteleyince, olay Mart'a, Nisan'a, Mayıs'a kayınca her zamanki gibi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden de Türkiye'nin ve Erdoğan liderliğinin Ankara'nın sırtını sıvazlayan kararlar çıkınca Osman Kavala'yı da niye tahliye edelim dediler ve rehine olarak içerideki dramı bir süre daha devam edecek. Allah sağlık versin, Allah güç kuvvet versin, sabır versin. Diyecek bir şey yok. Doçevele'den okuyalım. Hakkımdaki suçlama, dünya görüşüme, etik değerlerime zıt diyor. Yani Gezi olaylarından beraat etti, tahliye edildi ama biliyorsunuz bu uygulanmadı. Hemen bir casusluk, hemen bir işte efendim 15 Temmuz ne bileyim Henri Barkey denen kişiyle telefonunun aynı mahallede kesişmesi filan derken olay başka bir yere gitti. İstanbul 36. Ağır Ceza şu anda siyasal ve askeri casusluktan yargılanıyor. Henri Barkey'e herhangi bir bilgi belge ilettiğine ya da yoğun temas içinde bulunduğuma dair hiçbir bulgu yok demiş. Ne anlatıyorsun? İşte anlatıyorsun ama işte bunu dinleyecek, bunu dinlemeye hazır bir şey yok. Heyet yok yani. Heyet saraydan aldığı talimatla, ki bu da zaten defalarca artık tanık ifadeleriyle de ortada. Saray danışmanları heyetin telefonunda ve bırakacaksın veya bırakmayacaksın diyor. Casusluk faaliyetinde bulunmak için sivil toplum çalışmaları yaptığıma dair kurguda tamamen gerçeklerden kopuktur. İnsanlar kendilerini savunmak için kendilerini paralıyorlar adeta ve suçsuzluklarını ispat ediyorlar. Yani siz birine suç isnat ediyorsunuz ve o kişiye isnat ettiğiniz suçla ilgili ortada delil yok ve kişiler o suçu işlemediklerini ispat etmeye çalışıyorlar. Yani o kadar tersinden çalışan bir yargı düzeni var ki, yani buna hukuk vesaire, adalet, adil falan demenin imkanı yok. Kişiler şeye geçiyorlar, yani bu durumu savunmaya geçiyorlar. Ve 60'ın üstünde, yaşı 60'ın üstündeki bu insan eften püften nedenlerle içeride tutuluyor ve yarın pardon denilerek tahliye edilecek. Yarın üzerine atılı suçlardan beraat edecek. Ve neden 3 küsür senedir içeride tutuyorsunuz? Gerekirse tazminatını veririz denecek. Ve o tazminat da belki birkaç 10.000 ya da birkaç 100.000'le sınırlı olacak. Sorarım, birkaç 10.000 TL, birkaç 100.000 TL neyse içeride geçen bir günün bile karşılığı olabilir mi? Olamaz elbette. Sahte diplomayla sistemi tuş etmiş. Sistemi tuş eden kim? Eski bir güreşçi. Cumhuriyet Gazetesi manşetten bu haberi bugün çok konuşuluyor. Cumhurbaşkanı danışmanı, Gençlik Spor Bakan Yardımcısı, sıfatlara bakar mısınız? Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı. Arkama yaslanayım da okuyayım. Eski AKP milletvekili, eski güreşçi Hamza Yerlikaya'nın yargılandığı mahkemenin kararına Cumhuriyet ulaştı. Karara göre ortaokul mezunu Yerlikaya sahte lise diploması kullanmış. Yerlikaya'nın ifadesine de yer verilen kararda diplomayı bilerek kullandığı ve resmi evrakta sahtecilik yaptığı vurgulandı. Hükmün ertelenmesiyle cezadan kurtulan Yerlikaya, milyonlarca üniversitelinin işsiz gezdiği ülkede yasalara aykırı olarak görev yapıyor. İklim Öngel'in Cumhuriyet'e manşet olan haberi. Yani hükmün ertelenmesiyle cezadan kurtulmuş. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Gençlik Spor Bakan Yardımcısı, Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı. Yani arkadaş hem sarayda, devletin iç ve dış konuları da başı sıkışan konularda Erdoğan'a danışmanlıkta bulunuyor. Hem bakan yardımcısı, bir bakanın, Gençlik Spor Bakanı'nın yardımcısı, böyle bir pozisyonu var. Hem çok önemli bir devlet bankasının, Vakıfbank'ın yönetim kurulunda ve yönetim kurulu başkan yardımcısı. 2 numaralı adamı bankanın. Milletvekilliği falan da yapmış, güreşçilik yapmış, ayrı bir konu. Ortaokul mezunu. Ben kişileri eğitimiyle yargılamam. Bir kişi ilkokul mezunu, ortaokul mezunu, lise mezunu olabilir. Eğitim almamış da olabilir, devletin okullarına falan gitmemiş de olabilir. Çok gerekli bir şey midir? O konuyu da oturur ayrıca tartışırız. Ben ilköğretimin çok gerekli olduğunu düşünürüm ama ortaöğretim ve sonrası çok tartışmalıdır. Çok tartışmalıdır ve devletlerin eğitim politikası da yani oturulup saatlerce konuşulur. Dediğim gibi alanım da değil ama bu konuda yığınla tereddütüm var, yığınla sorun var. Buna da doğru dürüst cevaplar bulamıyorum. Eğitim kalitesi yüksek olan ülkeler de bu işi %100 çözmüş değiller. İşin o tarafında değilim. Herkes üniversite mezunu olmak zorunda da değil. Evet. Herkes lise mezunu olmak zorunda da değil yani. Anlatabiliyor muyum? Ülkeler bir planlama yaparlar. Hangi insanlara, hangi sektörlerde ne kadar, ne biçimde ihtiyaç olduğunu planlarlar ve o kadar işçi yetiştirir, öğretmen yetiştirir, itfaiyeci yetiştirir, tezgahtar yetiştirir, ne bileyim kundura tamircisi yetiştirir, babam yetiştirir, otelci yetiştirir, bankacı yetiştirir, doktor yetiştirir, mühendis yetiştirir. Ne kadarsa ihtiyaç ona göre yetiştirir, planlamada buna göre yapılır, okullarda buna göre tanzim edilir. Burada değilim. Buradaki sıkıntı şu. Bir kişinin olmayan diplomasını varmış gibi sunması. 2. Olan diplomasını inkar etmesi. 3. Bu kişinin eski bir güreşçi, milli güreşçi ve milletvekili olması. 4. Eğitimi olmadığı halde ki görülüyor, ortaokul mezunuymuş, saraya danışmanlık yapması. Eğitimi olmadığı halde, ortaokul mezunu olduğu halde bakan yardımcılığı yapması, ortaokul mezunu olduğu halde koca bir devlet bankasının üyesi olması, yönetim kurulu üyesi olması, hatta yönetim kurulu başkan yardımcısı olması, 2 numaralı ismi olması. Ve elbette hilafi vaki beyanlar, aldatma, yasanın arkasından dolanma, konunun arkasından dolanma. Bakın eski bir davada, Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada eski tarihli bir haber bu. Avukatı Özdemir Özok'la katılıyor. Özdemir Özok da eski Ankara Baro Başkanı'dır. Vefat etti yıllar önce. Ve diyor ki burada Hamza Yerlikaya savunmasında bu davada, ortaokul mezunuyum diyor. 95-96 yıllarında tanıdığım genç bir şahıs bana lise diploması sağladı. Diplomayla Gazi Üniversitesi'ne kayıt yaptırdım. Genç şahsı tanımam. Diploma için herhangi bir para da ödemedim. Evet. Neler neler. Orada Vakıfbank'ın Sadece arkadaşın görevlerinden biri Vakıfbank'ın yönetim komitesinin, yani kurumsal yönetim komitesinin, yani yönetim kurulunun görevlerine bakalım. Bu Hamza Yerlikaya burada yönetim kurulu üyesi ve başkan vekili. Mesela diyor ki yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin performans değerlendirmesi, ödüllendirilmesi, bankanın genel müdür yardımcısı muadili görevlerden oluşan üst yönetim kademelerine seçilecek kişiler için tavsiyede bulunmak, yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığını araştırmak, çıkar çatışmaları varsa ortaya çıkarmak. Yani neler neler. Geçelim bir diğer önemli konu. 17-25 Aralık'ın yıl dönümü haftasındayız efendim. Bundan 7 sene evvel hükümet suçüstü yakalandı. Başbakan Tayyip Erdoğan suçüstü yakalandı. Oğlu Bilal Erdoğan suçüstü yakalandı. Aile suçüstü yakalandı. Damat Berat Albayrak başta paraları sıfırlarken yakalandılar ve bu ortalığa saçıldı. Herkes de bunu biliyor. 4 bakan oğulları inkar edemeyecekleri iddialara muhatap oldular. Ve o gün bugündür de yoklar zaten. Yani hem görevden alındıkları gibi bir daha da bir takım görevlere iade edilmediler. Sadece Egemen Bağış ne sır biliyorsa hala tırmalıyor. Fakat o da böyle çok muteber bir görev değil. Ülkenin Çekya Büyükelçisi olarak, Prag Büyükelçisi olarak görev yapmaya çalışıyor. Devlet Bahçeli Haziran 2015'te Can Dündar'a Cumhuriyet Gazetesi'nde bir röportaj verdi. Can Dündar o zaman Cumhuriyet'in genel yayın müdürüydü ve odasındaki bu 17-25'te duran saat önünde bir fotoğraf çektirdi. Ve bu da Cumhuriyet'e çok geniş bir şekilde yer aldı. Dedi ki saatin pilini 17-25'e geldiğinde çıkarttım ve orada durdu. Daha sonra o pili taktı ve saat çalışmaya başladı, ayrı bir konu. Bu pozla övünüyordu ve çok yakın bir geçmişe kadar da Bahçeli mühim bir kırmızı çizgisi olduğunu söylüyordu. 17-25 Aralık'ın, Erdoğan'ın oğluyla ilgili iddiaların vesaire, ama yenildi, yutuldu maalesef. Bahçeli demişken, zehirli haşeratla mücadele milli haysiyete muhteşem hizmettir dedi. HDP'nin kapatılmasını istemiş ve artık HDP'lileri ve HDP destekçilerini zehirli haşerat olarak görüyor. Milli mücadele, milli haysiyete muazzam, yani mücadele muhteşem bir hizmettir diyor milli haysiyete, ki bu birkaç gün önce Semih Yalçın'ın HDP-PKK kamilen itlafı gereken siyasi haşere sürüsüdür demesinin üzerine bunu teyit eden laflar oldu. O arada kendi sözüne karşı çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sözlerine, ki İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Medyaskop'ta Ruşen Çakır'a Erdoğan isterse kapatır demişti. Esasen bir anlamda Türkiye'de bu tür şeylere Erdoğan'ın iki dudağı arasında olduğunun ikrarıydı. Ama Numan Kurtulmuş, parti kapatma Türkiye'de olumlu bir sonucu görülmedi. Parti kapatmanın Türkiye'de olumlu bir sonucu görülmedi lafını söylemişti. Burada Bahçeli ona çakıyor. İsim vermeden diyorlar ki parti kapatmanın Türkiye'de olumlu bir sonucu görülmedi. Mesele parti kapatmanın ötesinde ihaneti cezalandırmaktır. Devlet Bahçeli bu neviden sözlerle ve Devlet Bahçeli ve adamları bu neviden sözlerle iktidarı fena halde köşeye sıkıştırmış durumda. İktidarın böyle bir niyeti olmadığı görülmesine rağmen iktidarı kendi politikaları, kendi görüşleri yönünde diz çöktürmeye çalışıyor Devlet Bahçeli. Ne yapmaya çalıştığını anlamak güç, ama kesinlikle yoldan çıkmış, raydan çıkmış bir durumda. Ve ülkenin sahibi olduğunu düşünüyor, devletin sahibi olduğunu düşünüyor ve devlete ayar veriyor. Bugün barajın altında olan bir partiden, tüm kamuoyu araştırmalarına bakarak söylüyorum, barajın altında olan bir partiden bahsediyorum. Taş çatlasa %7-8 oy alıyor Milliyetçi Hareket Partisi. Ancak bir siyasi ittifakla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girebiliyor, ama asıyor, kesiyor, hüküm veriyor, ayar veriyor. Ve bunu AKP'lilere de yapıyor. Eminim AKP ve AKP tabanı da bundan çok rahatsız, ama ağızlarını açıp bir şey söyleyemiyorlar. Tayyip Erdoğan da ağızlarını açıp bir şey söyleyemiyor. Yolun sonu görünüyor KC'sini boşuna atmadık. Yolun sonu görünüyor. Bu şekilde sürdürülemez. Yani 2020'yi belki geçerler, ama 2021 büyük kırılmaların yaşanacağı bir yıl olacak. Belki de tsunami gelecek, önüne katacak, bunları götürecek. Bunlar bir şey yapamadan. Belki de değil, belki de öyle yani. Belki kelimesi eski Osmanlıca'da kesinlik ifade eder. Şuna da bakalım. Numan Kurtulmuş demiş ki parti kapatmaların olumlu sonuçları görülmedi. Herkes de bunun üzerinden Numan Kurtulmuş sanki HDP'nin kapatılmasına karşı çıkıyor gibi görülüyor. Hayır, karşı falan çıkmıyor. Karşı çıkan bir adam der ki demokrasilerde parti kapatılmaz. Direkt bunu söyler. Burada şunu söylüyor Numan Kurtulmuş. Parti kapatmaların olumlu sonuçları görülmedi. Eğer bunun bir artısı olsaydı yapardık. Laflar ağızdan çıkarken kim söylemiş, ne biçimde ne söylemiş, nasıl söylemiş ve o lafla gerçekte murat nedir, buna iyi bakmak lazım. Herkes bu lafla Numan Kurtulmuş'un HDP'nin kapatılmasına karşı çıktığını söylediğini zannediyor. Hayır, böyle bir şey yok. Karşı çıkan adam demokrasilerde parti kapatılmaz, bu eskide kaldı, siz nasıl böyle bir şey düşünebilirsiniz ve bana sorabilirsiniz falan demesi lazım. Olumlu sonuçları olsa kapatacak yani arkadaş. Koskoca bir ömrü heder Profesör Doktor Numan Kurtulmuş. Cilalı Taş Devri Emre Ulaş Yeni Çağ Gazetesi'nde çizmiş. Yolsuzluklar, rüşvet ve israfların mecliste araştırılmasını kabul edenler diye soruyor. AKP-MHP sıraları, etmeyenler diye soruluyor. AKP-MHP hep birlikte yolsuzluk usulü. Yani her şey, mecliste sorulan her şeyi birlikte reddediyorlar. AKP elini kaldırıyor, MHP de arkadan kaldırıyor ya da MHP elini kaldırıyor, AKP de arkasından geliyor. Değişen bir şey yok. Efendim anketlere göre oylarımız düzenli olarak düşüyor. Ne yapalım diye soruyor reise. Avaneleri, otobüse çay doldurun. Evet. Bülent Çelik karikatürü. Gazete Pencere'den. Bir diğer konu da bu. Üzerinde duracağım bir şey değil. Zararsız bir alan olduğu için mahallenin kadınları, erkekleri bu kişinin üstünde, bu şahsın üstünde tepiniyorlar. İşte efendim üniversiteleri fuhuş evlerine benzetmiş de şuymuş buymuş da falan filan. Yani bu adamı temizlediğinizde olay temizlenecek. Bu adamı yediğinizde olay bitecek. Ama dedim ya işte zararsız alanda konuşmak, zararsız alanda paylaşım yapmak çok kolay. Ya arkadaş kalkmış geliyor gelmekte olan. Yani bırakın onu bunu şunu yani. Adamların zihniyeti bu. Anlıyor musunuz? Yani bu tür değişmez işte. Özlem Zengin demiş ki Türkiye'de çıplak arama yok. Belki de böyle söylemesinin bir faydası da şu oldu. Çıplak aranan yığınla kadın video koyup bu zalim kadının yüzüne patlatıyor. Yani bakın bu kafa ideolojik olarak kendi gibi olmayan, kendinden olmayan herkesi Devlet Bahçeli'nin ifadesindeki gibi, Semih Yalçın'ın ifadesindeki gibi haşere olarak görür. İtlaf edilmesi gereken haşerelerdir onlar. İnsan değillerdir. Dolayısıyla çıplak arananlarda, itlaf edilenlerde, işkencede ölenlerde, sürünenlerde insan olmadıkları için böyle bir şey yoktur. Yani ülkede böyle bir şey yoktur. Evet. Bu vatandaş için de böyle yani. Bu vatandaş yani bir de enteresan bir şekilde her şeyi uçkurlarında yani elleri tuhaf. Yani her şeyden bir seks mesajı çıkıyor. Fuhuş, öbürü, berik. Yani ya arkadaş akademisyenliğini bir kafayı bozmuşlar yani. Seksle, kadınla, yatıp kalkmakla, şunla bunla yani. Yani çok tuhaf yani. Yani bıraksalar büyük toplumsal ve ailesel facialar çıkacak yani. Yani değişik, yani psikopatik bir vakalar yani. Patolojik vaka yani. Tuhaf. Natalya Avazyan demiş ki elbette Müslüman Noel'i kutlamaz de fakat bundan önce Müslüman başörtülü bir kadını çıplak aramaz. Müslüman onca bebeğin haksız yere anneleriyle birlikte hapishanede kalmasına göz yummaz. Müslüman haram yemez. Komşusu açken kuru ekmek yiyorlarsa sorun değil demez. Bir Ermeni vatandaşı Müslümanlığı Müslümanlardan daha iyi biliyor ve anlatıyor yani. Neticede Türkiye toplumunda yaşıyor ve Müslümanların içerisinde ister istemez bu literatüre hakim oluyorsunuz. Natalya Avazyan da çıplak arananlardan ve bunu ifşa edenlerden, anlatanlardan, Özlem Zengin'in suratına tokat gibi çarpanlardan. Noel meselesine önümüzdeki hafta bakalım. Önümüzdeki hafta Noel haftası. Bütün Batı dünyasında, Hristiyan Batı dünyasında. Noel nedir, yılbaşı nedir, nereye koymak gerekir? Önümüzdeki haftanın konusu olsun. Önümüzdeki hafta yanılmıyorsam Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece, Noel gecesi, Cuma günü de Noel günü. 25 Aralık her sene. Yılbaşıyla alakası yok ama bütün bunların hepsini önümüzdeki hafta birkaç dakika içerisinde anlatırım. Anlaşılmaz ama gene de anlatırım yani. Bilinmesinde yarar var. Yolun sonu görünüyor. Gazete Pencere'nin manşeti bir İrfan Fidan anısı. Önce haberi okuyalım. Ardından yorumumuzu yapacağız. Yargıtay'da Anayasa Mahkemesi üyeliği için yapılan seçimde en yeni üye olmasına rağmen en çok oyu alan İrfan Fidan için Deva Partisi Milletvekili Mustafa Yeneroğlu komplocu dedi ve bir anısını anlattı. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanlığı döneminde İrfan Fidan'la Büyükada davasına ilişkin görüştüğünü söyleyen Yeneroğlu, İrfan Fidan'ın kendisine Türkiye'de hangi gazetelerin operasyonel görev yaptığını, hangi gazetecilerin bu faaliyetlerin içerisinde yer aldığını anlattığını ve makam masasının üzerindeki dosyasını göstererek Türkiye'nin kaderi burada belirleniyor dediğini aktardı. Yeneroğlu isim vermedi ama Fidan'ın Karar Gazetesi'nden örnek gösterdiğini ve gazetecileri fişlediğini söyledi. Şimdi bu böyledir yani. Zaten yani bir numaralı operasyonel insanlar bunlar yani. Bunlar hakim, savcı görüntülü insanlar yani. Neticede hakimlikle, savcılıkla, hukuk adamlığıyla falan alakaları yok. İktidarın yargıdaki, hep yargı diyorum, yargı demek lazım. Hatta iktidar da dememek lazım, rejim. Rejimin yargıdaki aparatları ve dolayısıyla işi kuralına, ne bileyim, yargısal evraka falan uydurma elemanları yani. Dolayısıyla bu yadırgatıcı bir şey değil. İkincisi, ya bilmiyor musunuz yani mahkeme heyetinin saray danışmanıyla telefonda görüşüp de saraydan ne gelirse, hangi telkin gelirse ona göre karar verdiğini. Bunu herkes biliyor yani. İkincisi, Mustafa Yeneroğlu 2018'e kadar AKP'li bir adam. Mustafa Yeneroğlu ismine de dikkat etmek gerekir. 2018'den sonra küt diye muhalefet saflarına geçti ve eleştirmeye başladı. 2016'lı, 17'li, 2016 ve 17'li yıllarda iyi Almancası var. Alman kanallarında Erdoğan'ı nasıl savunduğunu biliyoruz. Bu tür insanların söylediklerine bütün ne bileyim puan vermek, bütün yanında durmak ya da bütün karşısında durmak doğru değil. Sadece takip edeceksiniz, bakacaksınız. Dolayısıyla batma aşamasında gemiden atlayan insanlardır. Ben öyle bakarım. Demek ki bu tür vatandaşlarda ne hatıralar var daha. Yani İrfan Fidan gündeme gelince Mustafa Yeneroğlu onunla ilgili böyle bir anısını anlatıyor. İrfan Fidan da onu AKP'li olduğu için bak İnsan Hakları Komisyonu Başkanı sıfatıyla İrfan Fidan'ın yanına gidiyor ve dönemin İnsan Hakları Komisyonu Başkanı'yla dönemin kudretli savcısı kendi odasında konuşurken İrfan Fidan da mahrem daire olduğunu düşünerek Mustafa Yeneroğlu'na bir şeyler söylüyor. Onun İnsan Hakları Komisyonu Başkanı olup olmaması umurunda bile değil. Biliyor yani sarayın adamı. Bir adamı sarayın bir başka adamıyla oradan çıkmayacağını bildiği bir sırrı paylaşıyor. Sonra o adam tabii makas değiştirince bunu anlatıyor. Kim bilir neler var yani böyle anlatılmayan neler. Onun için hep söylüyorum yani yarın iltihap patladığında ortalığı cerahat götürecek. Göreceksiniz bunlar ne? Bunlar hikaye yani. Bir İrfan Fidan anısıymış. 2018'de başlayan 200 gün süren açlık grevini başlatan isim olan DTK eş başkanı Leyla Güven, tutuklulara ses olalım demiş. Yeni Yaşam manşet. Kim ses olacak, nasıl ses olacak ayrı bir konu. Agos, 14 yıllık davaya 2 gün süre. Dink ailesi avukatlarının görüş sunmak için istediği süre kabul edilmedi. Dijital Mecralar Komisyonu diye bir komisyon varmış efendim. Bunun başkanı Hüseyin Yayman'mış. Ocaktan itibaren ilk işimiz sosyal medya platformlarıyla dijital diplomasi demiş. Sansür kuruludur. Bu da yola çıkmış. İktidar son düzlüğe girdiğini biliyor. Yolun sonu göründü, bunu da biliyor. Bütün medyayı dönüştürdüğü halde gazete, televizyon, neyse internet sitesi ve içeridekiler de fena halde susturduğu halde hala böyle aradan böyle kayıp kaçak oluyor ya Twitter'dan, Facebook'tan, YouTube'dan neyse Instagram'dan. Onları da zapturapt almaya çalışıyor. Amaç bu. Bu sansür kurulu belli ki Ocak ayından itibaren yoğun bir şekilde faaliyet gösterip bunları tırpanlamaya, bunların önüne bariyer çekmeye başlayacak. Ben de merak ediyorum. Hiçbir fikrim yok. Gelişmeleri endişeyle takip ediyorum, doğru. YouTube'a ne olacak? Twitter'a ne olacak? Facebook işte ofis açmamış Türkiye'de. 2 kere de ceza yediler, 40 milyon TL. Ocak ayından itibaren de reklam sınırlaması geliyor. Daha sonra da bant daraltması gelecek. Twitter, Facebook ne yapacak? YouTube hükümetin temsilcilik talebine şimdilik evet demiş görünüyor ama işte içeriklerimizde bir müdahale olmayacak, eskisi gibi olacak diyor. İnsanlar, yani YouTube yayıncıları buna inanmak istiyor. Ama dediğim gibi uygulamaya bakıp göreceğiz. Ne düşünüyorsun? Bakıp göreceğiz yani. Yani öngörülemez bir durumla karşı karşıyayız. Yani bu konuda bütün öngörüleri okuyorum. Çok şey okudum, çok görüş okudum, takip ettim. Bilmiyorum yani, bilmiyorum. Yani bir şey bilseydim söylerdim. Bekleyip göreceğiz. Umutlu musun? Pek değilim yani. Yani büyük ölçüde olayların negatif seyredeceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi bekleyip göreceğiz. O arada milletvekilleri bununla uğraşıyor efendim. Hürriyet'in iç sayfa manşeti. Kabak tatlısını tahinli yedi. Vallahi kuru pilav yedim. Meclis bütçe görüşmeleri, AK Parti ve CHP atışma konusu bu kez kabak tatlısıydı. AK Partili Cora, CHP'li Öztunç'a fakirlik edebiyatı yapıyor ama kendisi kabak tatlısını tahinli yedi demiş. Öztunç da kendisini vallahi kabak tatlısı değil kuru pilav yedim diye savunmuş. Bir şey demiyorum ya. Aşıya geçelim. Aydınlık Sanayi Bakanı'nı böyle manşete çekmiş. Üretim kapasitemiz 100 milyon doz. Aşı yok ama üretim kapasitemiz gayet iyi. Akit'te 4 Covid-19 aşımız yolda diyerek Aydınlığı destekleyen bir manşetle. Aydınlık'la Akit nasıl aynı çizgide buluştu görüyor musunuz? 4 aşımız yoldaymış. Aşı yok henüz ama işte yolda. O arada kaç yaşındasın? TÜİK'e göre 24. Böyle bir ülke. Refik çizmiş. Güzel bir karikatür. Boş yatak bulan şükreder halde bir gün gazetesi. Hastaneler, yoğun bakım üniteleri alarm veriyor. Antalya'da koronavirüs hastaları yer yok diye başka kentlere gönderiliyor. 3. Dünya Savaşı karikatürünü çizmiş İbrahim Özdabak. Gerçekten bir dünya savaşı veriliyor şu anda. Covid-19'la mücadelede herhalde diyor 4. Dünya Savaşı sapanla yapılır bu gidişle. Haksız değil. Virüsten ölmezsek açlıktan öleceğiz. Korkusuz manşet. Salgınla birlikte işleri bozulan esnaf can çekişiyor. Buğday, arpa, mısır ithalatında 0 gümrük vergisi Mayıs'a uzatıldı. Bir gün manşet. AKP'nin iktidara gelişinden bu yana sadece buğday üretiminde vazgeçilen alan İstanbul'un 5 katı büyüklüğünde, yani neredeyse Belçika kadar demiş. Borç batağındaki vatandaş icralık son sözün manşeti. Taksit ödeme zamanı gelip de borcunu ödeyemeyince icralık oluyor. Önce tabii tüketici kredilerine yükleniyorlar. Oradan sonra da bir ara aşaması bu işin, icralık olmadan tüketici kredileri. Camiye metroyu bakanlık yapacak. İstanbul Büyükşehir'in kısıtlı yolcu kapasitesi nedeniyle verimli değil raporu hazırlayıp 2023 sonrasına bıraktığı Çamlıca Camii metrosunun yapımını Ulaştırma Bakanlığı üstlenmiş. Vakit namazlarında değil de cuma namazında gidin bakın bakayım Çamlıca Camii'nde kaç kişi oluyor yani. Tek buzdolabı için 96 ay çalışmak gerek. Yoksulluk sorunu yok diyen bakana duyurulur. Bir asgari ücretlinin buzdolabı alması için 8 yıl çalışması gerekiyor. Ne günler. Buğday, arpa ve mısır gümrüksüz gelecek ama tarım ülkesiyiz. Milli Gazete. Açlık zaten yaşanıyordu, kıtlık geliyor arkadaşlar. Ekmek ithal, kuyruk yerli, Evrensel. Yahu bir de eve ekmek götüremiyoruz diyorlardı. Şu kuyruğa bak demiş. Halk ekmek kuyruklarının önünde reis. Sefer Selvi karikatürü. Şimdi hesap vakti. TR 724 manşet. Danimarka'da ihbarcı Türkiye sınır dışı talebi. Erdoğan rejiminin 17-25 yolsuzluk operasyonları sonrası Hizmet Hareketi mensuplarına yönelik başlattığı Cadı Avı 15 Temmuz kanlı darbe tiyatrosu sonrası tenkil sürecine girmişti. Hizmet Hareketi mensuplarının tüm legal eylemler bir anda illegal ilan edilmişti. Yüz binler KHK'larla işinden olmuş yine yüz binlerce kişi hakkında soruşturma açılmıştı. Bu süreçten yurt dışında yaşayan gönüllüler de etkilendi. Ankara'ya yapılan ihbarlardan dolayı Türkiye'ye gidenler gözaltına alındı. Türkiye'de hukuku yok edip yargıyı siyasetin köpeği yapan Erdoğan'ın etki edemediği Avrupa ülkelerinde ise farklı manzara var. Avrupa'da yaşayanları Türkiye'ye ihbar edenler ortaya çıktıkça hesap vermeye başladılar. Danimarka'da bulunan 47 yaşında bir kadın Hizmet Hareketi gönüllülerini ihbar ediyordu. Hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi, yargı aşamasına gelindi. Türkiye kökenli kadın ajanlıktan yargılanacak. Hakkında hapis ve sınır dışı isteniyor demiş. Milliyet.com.tr 17 Aralık'ın yıl dönümünde Romanya Prensi Pol'e yolsuzluktan hapis cezası verildi diye haber yapmış. Sildirirler bu haberi ama sildirmeden önce de yuttururlar. Yani sadece Türkiye değil, Türkiye dışından böyle yolsuzluk haberi falan yapmak da yasak ülkede. Kaldı ki bunu 17 Aralık'ın yıl dönümünde yapıyorsun. Kime ne mesaj veriyorsun subliminal? Ey milliyet. Gaziantep Yavuzeli bir çizgili Anadolu sırtlanı yol kenarında tabancayla böyle öldürülmüş halde bulundu. Diyecek bir şey yok. Can güvenliği yok yani. Hayvanlar açısından da, insanlar açısından da. Bu hayvanlar vahşi değil yani. Ona bunu yapanlar vahşi. Piyango bileti almak haram mı diye sorulmuş Liberal Demokrat Partili bir vatandaşın sorusu üzerine Diyanet evet haramdır diye açıklama yapmış 11 Aralık 2020 Cuma itibariyle. Ama Demirören grubunda piyango fena halde, KDV'si de sıfırlanarak devam ediyor. İşte diyelim böyle bir ülke yani. Yani değerler duruma göre değişiyor. Şalom'dan bir karikatür. Yahudi takvimine göre ay takvimindeki tarihin güneş takvimindeki tarihle eşleştiği bir döngüdeki yıl sayısı kaçtır? 19 kaç? Covid-19 filan. Yani şunu söyleyeyim. Komplo teorileri her yerde var. Milletten millete, dinden dine, ülkeden ülkeye, vatandaştan vatandaşa değişmekle beraber bu sadece Türkiye'ye özel değil efendim. Bu sadece Türkiye'ye özel değil. 32 dakikayı geride bıraktık. Haftanın son manşetinde süremiz doldu. Sizlerden müsaade istiyoruz. Yarın perde arkası günü Erhan Başyurt'la Turan Görür Yılmaz karşınızda olacak. Monster ekranlarında. Pazar Profesör Doktor İbrahim Öztürk'le Gerçek Ekonomi Günü. Biz pazartesi günü tekrar huzurlarda olmayı arzu ediyoruz, umut ediyoruz. İyi hafta sonları efendim. Hoşça kalın.